Neler oluyor burada? Ne oluyor burada dedim size? Hünkârımız zehirlenmişler odasında. Ne? Hünkârımız zehirlenmiş de siz ne iş yaparsınız? Ne iş yaparsınız siz? Bu devlet siz başlarınıza ölün diye mi paşa yaptı? Hünkârımızın yediğine içtiğine zehir atsınlar da siz öylece seyredin. Ne işe yararsınız zaten? Ya o koskoca cihan hükümdarının yediği içtiği tetkik edilmez mi? Bu sarayda usul yok mudur? İçeriye kimse alınmasın buyuruldu. Abimin vaziyeti nasıl? Maalesef efendim. Maalesef hünkârımız tesirli bir zehre maruz kalmış. Yüzde lekeler, istifra, ateş, kalp atışlarında nizamsızlık. Bütün alametler mevcut. Şu an uyuyor. Sekteye dimadan korkuyoruz. Hekim paşa, bırak bu tıp lakırdılarında vaziyet nedir onu söyle. Sultanım kötüdür. Lakin Allah'tan ümit kesilmez. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bize düşen dua etmek. Çekilin abimi göreceğim. Sultanım lütfen. Hünkârımızın kendinden geçmeden evvel son emri kimseyi içeri almayın oldu. Hastanın sıhhati içinde odaya girilmemesi lüzumludur. Mahmut. Babam bana bu hançeri verirken devletine ihanet edene helaldir demişti. Abla ben masumum yemin ederim. Bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sus Mehmet. Sus Mehmet. Yalan söyleme bana. Abla ben senin kanındanım. Kardeşinim. Evet kanındansın. Ve devletine ihanet ederek sen o kanı kirlettin. Anne. Dayım masum. Bir suçlu varsa benim. Senin ne işin var burada? Biz de babandan bahsediyorduk Ersin. Dışarı çıkalım, seninle konuşacaklarımız var. Ben de kalkayım, size rahat rahat oturun konuşun. Efendim, size anlatacaklarım daha bitmemişti. Annem uykusuzluğa dayanamaz genelde. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sakin ol dostu. Anneni sevindirmek istemiştim sadece. Zavallı kadın kocasının öldüğünü sanıyor. Bak Karasu. Evime gelip benim aile huzurumu bozmakla tehdit ediyorsun. Ben tehdit etmiyorum. Sadece senin teklif etmeni bekliyorum. Neyi teklif etmeme? Seni Yahudilerin lideri yapan güçle beni tanıştırmayı teklif etmeni Theo. Ben kendi gücümle Yahudilerin lideri oldum. Yapma ama Herzl. O seçimi kazanmak için hahamları nasıl tehdit ettiğini biliyorum. Sana hahamların günahları hakkında haber uçuranlar seni Yahudilerin lideri yaptı. Bak ne sen ne de baban umurumda değil. Hatta babanın kendisinin bile inanmadığı fikirleri çalıp yazdığın o kitap da umurunda değil. Bana arkanda kimin olduğunu söyle Theo ve elimi sık. Hadi. Biz eski dostuz. Usullerimiz çok farklı olabilir ama ikimiz de Osmanlı Sultanı'nı yok edip Yahudileri Orta Doğu'ya hakim kılmak istiyoruz. Hadi söyle. Alexander İsrail Parvus. Kim bu adam? Bu ismi daha önce hiç duymadım. Global monarşinin veziri. Ne zaman tanıştıracaksın beni onunla? Henüz ben de tanışmadım. Dolayısıyla seni de tanıştıramam. Hatta seni onunla tanıştıracak insanla da seni tanıştıramam Karasu.
Nedenmiş o? Çünkü yıkılırsın, aklını kaybedersin. Son sürat üstüne doğru gelen bir trenin önünde kendini raylara bağlanmış halde bulursun. Ben hiç kimsenin karşısında o kadar çaresiz kalmam Teo. Hadi, kimmiş beni Parmus'a götürecek bu adam? Söyle. Adam değil. Ne o? Cinlilerle mi iş tutuyorsun artık? Buyur otur. Sıkıldım ama Erzul. Onun kim olduğunu söyleyecek misin? Seni Parmus'a götürecek kişi Sara Hedeya. Sultanı nasıl zehirlettiğini söylemeyecek misin? Saraya bir kız getirdiklerini duydum. İşte o kız var ya, adı Melike. Samir'in kardeşi. Kayıp kardeşi. Kayıp falan değildi. Onu saraya ben soktum. Abdülhamit'i. O zehirledi. Bütün bunları nasıl tertip ettin? Ben değil, Melike'nin kendi tertibi. Sara, bu bizim sırrımız olmalı. Tarih kitaplarına Abdülhamit'in merhamet duyduğu bir kız tarafından öldürüldüğü yazılsın istemem. Abdülhamit, Kızıl Sultan olarak bilinmeli. Oğlum sen zaten her şeyi anlatmadın. Gidip babana dayının haznedar kızı bıçakladığını, haritaların yerini değiştirdiğini söylemedin mi? Abdülkadir, doğru mu işittiklerim? Maalesef dayı. Beni senin yüzünden mi arıyorlardı? Ablamın vatana ihanet ettin demesi bu yüzden mi? Doğru mu bütün bunlar Abdülkadir? Bunları bana sen mi yaptın? Dayı, sana zarar gelmesin diye seni Alman safaretine çağıran da benim. Abdülkadir. Neden oğlum? Niye bütün bunlar? Hemen şimdi sultanımıza gidip her şeyi söyleyeceksin. Söyleyemem. Söyleyemem çünkü Mahmut Paşa beni tehdit etti. Neyle? O gece saraya Mahmut Paşa ile beraber girdik. Kızı öldüren de, haritaları değiştiren de Mahmut Paşa'dır. Abdülkadir, çıldırtma beni. Nasıl dayım yaptı dedin? Kızı öldürenin Mahmut Paşa olduğunu söylemeye gidiyordum. Ama Mahmut Paşa önümü kesti. Kızı öldürdüğü bıçağı hususi kasama koymuş. Anahtarlar hala onda. Saraya dayımla beraber girdiğimizi söylememi istedi. Yoksa bütün suç üstüme kalırmış. Allah'ım. Nasıl sağ çıkacağız bu harpten? Tek bir yolu var. Gidiyoruz. Rüyan geldi mi rüyan? Giderim ey dost. Giderim ey dost. Benim ölmemeye fermanım mı var? Eman efendim, Azrail kapıda can talep eyle. Benim can vermeye dermanım mı var? Azrail kapıda can talep eyle. Benim can vermeye dermanım mı var? Benim can vermeye dermanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim,
Eman efendim, hay. Bu dünyanın hesabını bizden isterler, bizden isterler. Zehir oldu yediğimiz şekerler. Eman efendim, harami var diyor, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım var. Harami var diyor, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım var. Benim ipek yüklü kervanım var. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Hünkârımızın durumu hiç iyi değil. Benim hususi hekimi çağırsak Tahsin Paşa? Paşam zaten payitahtın en iyi hekimleri içeride. Saffet Kalfa, Zülfet Hatun, siz benimle geliyorsunuz. Sarayda arama yapılacak. Hünkârımızı zehirleyen kişiyle alakalı bir iz, bir işaret arayacağız. Buyurun. Üzülme Seniha. Abi ne badireler atlattı. Bunu da atlatacaktır inşallah. Üzülmüyorum paşam. Kahroluyorum. Bunu bize yapanları da kahretmeye azimliyim. Buyurun benimle. Fotoğraftan sadece bir tane var ve senin şansına Sara da burada. Bu o. Ama çok değişmiş. Sevgide gizli bir zorbalık vardır Karaso. Sevdiğimizin her zaman hayal ettiğimiz gibi kalmasını isteriz ama bu imkansızdır tabii. Onu çok sevmiştim Arzul. Hem de çok. Sonra birdenbire kayboldu. Ne bir haber, ne bir iz ardında. Yok oldu. Biliyorum dostum. Üniversite yılları. Çok gençtik, saftık, ümit doluyduk. Öyle büyük arzularım yoktu. Sadece saraylı olayım. Onunla yaşlanıp öleyim istiyordum. Ama bunlar saraya yetmedi. Yetmedi ya. Güce, iktidara olan tutkusu, aşkımıza olan inancının önüne geçti. Ama gün gelecek, benim gücümün altında gölgelenmek için yalvaracak. Ama şimdi sen seni Parvus'la tanıştırsın diye ona yalvaracaksın. Ne oluyor Seniha Sultan? Esas sana sormalı Mahmut. Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Vaziyeti siz de görüyorsunuz. Abdülhamit'in düşmanı çok.
Etrafımız düşmanlarla çevrilmiş. Ama siz merak buyurmayınız sultanım. Devletimiz bu hainlerin hepsinden tek tek hesap soracaktır. Senden kim hesap soracak peki Mahmut? Bu ne demek şimdi? Bana tek kelime konuşma. Ben her şeyi biliyorum. O kızın öldürüldüğü bıçağı kasanda buldum. Ben değil. Onu Şehzade Abdülkadir öldürdü. Ha, Abdülkadir öldürmüş. Abdülkadir geldi bana her şeyi anlattı. Gidip onu tehdit etmişsin. Bütün suçu onun üstüne yıkacağını söylemişsin. Her şeyi biliyorum ben Mahmut. Sen bunu nasıl yaparsın ha, nasıl? Sen bizim devletimize nasıl ihanet edersin? Ben devletimize ihanet ettiysem sen de ihanet ettin. Ne diyorsun? Hatırla. 18 yıl önceydi. Abdülhamit'in tahta cülusunun ikinci senesiydi. Beraber karar vermedik mi? Abdülhamit'i tahttan indirecek olan komiteye beraber yardım etmedik mi? Hatırla. Abin Murat'ı padişah olması için ikna etmiştin. Bir ihtilal yapacaktık. Ama sonra her şey ortaya çıktı. Abdülhamit o ihtilalin içinde ikimizin de olduğunu bilmiyor muydu sanıyorsun? Elbette ki biliyordu. Neden? Neden affetti bizi o halde? Abdülhamit seni çok sevdiği için ikimiz de affı şahanelerine mazhar olduk. Ama sen Seniha Sultan. Sen ağabeyin Murat'ı herkesten daha çok seviyordun. Onun devleti daha iyi idare edebileceğini düşünüyordun. Zaten bu yüzden ihtilale katıldın. Hatırla. Mahmut sus. Sus. Mazi susmaz Seniha Sultan. Sen o günleri hatırlamıyor olabilirsin. Ama ben her şeyi hatırlıyorum. Ayrıca o gün fikrim neyse bugün de fikrim aynı. Biz bu devleti ancak batıya teslim ederek yaşatabiliriz. Doğru. Bu fikrim yüzünden Abdülhamit'e ihanet etmiş olabilirim. Ama devletimize asla ihanet etmedim. Asla. Gidip Sadrazam Paşa'ya seni tutuklatmasını söyleyeceğim. Bırak! Bırak dedim! Sakin ol Semiha, sakin ol! Abdülhamit ölüyor. Mahmut. Ne olur bana doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Yemin ederim kim yaptı bilmiyorum. Yemin ederim. Ama şimdi elimize bir fırsat geçti. Abi Murat'ı tahta çıkarabiliriz. Asla ikna olmaz. Sen abi Murat'ı ikna edebilirsin. Ben böyle bir işin içine girmem. Abdülhamit'e ihanet etmem. Ölmüş birine ihanet edemezsin ki. Abdülhamit ölüyor. Ama devletimiz yaşıyor. Seniha Sultan. Ağabeyin Murat'ın tahta çıkış haberini 18 yıl önce olduğu gibi gene sen vereceksin. Peki o masum kız ne olacak? Hakikat ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Canım o bir kazaydı. Fil hakika. Ben ölülerin konuştuğunu ömrümde duymadım. Nasıl vaziyet? Daha iyi. Tamam çık. Abla kim bu? Makbule Kalfa. Mahmut Paşa'nın öldürmeye teşebbüs ettiği kız. Bizi ancak onun yaşaması kurtaracak. Seniha. Biz şahane bir evlat yetiştirdik.
Batı medeniyetine vakıf. Siyasetten anlıyor. Ben Sabahattin'i maazallah Osmanlı hanedanının soyuna bir şey olursa hanedan kanı taşıyan bir insan olarak tahta çıkabilsin diye yetiştirdim. Olur mu öyle şey Mahmut? 6 asırlık geleneği bilmez gibi konuşma Allah aşkına. Canım ne var? Mithat Paşa Ali Osman oluyor da Ali Mithat neden olmasın derken haksız mıydı? Biz Mithat Paşa'dan az mıyız? Bizim ailemiz Mithat Paşa'nın ailesinden daha mı az? Üstelik Sebahattin hanedan kanı taşıyor. Mahmut abi, konuştuğunun farkında mısın? Hayalperest olma. Seniha Sultan, ben her şeyi düşündüm. Sen yeter ki ağabeyin Murat'ı padişah olması için ikna et. Sonra? Sonra ben sadrazam olacağım. Ağabeyin Murat yaşlandı. Devleti ben idare edeceğim. Daha sonra Allah gecinden versin hak vaki olup da padişahımız Murat Han vefat ederse tahta oğlumuz Sabahattin çıkacak. Sen önce ağabeyin Murat'ı padişah olması için ikna et. Ben her şeyi düşündüm. Yapamam Mahmut. Bunu devletimiz için yapmalısın. Bunu oğlumuz Sebahattin için yapmalısın. Hem sen saraya bidar kadın gibileri layık değildir derken ne kadar da haklıydın. Murat'ı ancak kızları ikna edebilir. Seniha Sultan. Valide Sultan olacaksın Seniha. Valide Sultan olacaksın. Hayırdır Tahsin Paşa? Haremde yaptığımız aramalarda bu aynayı bulduk. Sanıyorum hünkârımızı zehirleyen toz. Ayna kiminmiş? Hadi oğlum rüzgün oyna şu oyunu. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Tamam oğlum atıyoruz. Ne sinir yapıyorsun ya? Senin düğmen mi kopmuş? 4 çar. Al. Bunda düğme yaparsın. Ömer'im bak bu zar tutuyor, söylemedi deme ha. Tutmalı oynanıyor mu bu? Ömer abi, Ömer abi. Hınçaklar hanı basmışlar. Dükkanları dağıtıyorlarmış. Asım Mustafa dükkanı yok. Al sen burada kal. Ben şunu alayım. Abi buraya da gelebilirler. Yürü 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 yürü. Ömer abi, Yusuf abi beni de bekleyin. Bana bakın. Dükkanları kapalı olanlara da söyleyin. Bundan sonra dükkanlar açılmayacak. Arabaları kapatacaksınız. Burada pazar açmak için bize vergi de verseniz kabul etmeyeceğiz. Abdülhamid'iniz gidici. Siz de geç olmadan pılınızı pırtınızı toparlayın buradan gidin. Yoksa Abdülhamid'in peşinden sizi de cehenneme yollarız. Aa, nereye yolluyoruz lan bizi? Sultanınızın yanına. Olmuş balay. Ulan! Ömer! Bu kahpe saldırma çekti!
Delikanlı değil, delikanlı desinler. Paşa da tamam. Allah razı olsun Ömer evladım. Beni niye beklemediniz Ömer abi? Yusuf abi, yaralandın mı? Ne geveliyor bu uşaklar? Duymadın mı? Hünkârımız hastalanmış. Söylentidir, söylenti. E hadi toplayalım burayı. Hadi bakalım, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kızın bulunduğunu haber alır almaz hemenkilere koştum. Hiçbir hayat emaresi yoktu. Yaşadığını nasıl anladınız? Kızcağızın mevt raporu için hekim çağrılmıştı. Muayene esnasında parmağı kıpırdamış. Tabii derhal bana haber ettiler. Ben de mevzu cinayete teşebbüs olduğu için kızı gizlice buraya getirdim. Eğer söyleseydim kızı öldürmek isteyen bir kez daha teşebbüs ederdi. Nasıl kurtulacağız biz bu işten? Tek bir yolu var evladım. Bu kız uyanacak ve bize onu kimin bıçakladığını söyleyecek. Abdülkadir, koş hekime haber ver. Hadi. Vaziyet nedir Tahsin Paşa? Zehri bulduk. Hekim Paşa'ya götürüyorum, tetkik edecek. Zehri nerede buldunuz paşam? Hünkârımızın suikast esnasında çarptığı bir kız vardı. Onun odasında bulduk. Müsaade edin, ben askeri usullerle kızı bir sorgulayayım. Paşam, bu mesele askeri usullerin kabalığına dayanamayacak kadar nazik bir konu. Müsaadenizle. Kızım. Güzel kızım, ağlama. Sara Hanım. Size geniş bir şekilde malumat vereyim. Gördüğünüz gibi Sara Hanım, bizler mücadeleyi bırakan insanlar değiliz. Gazetelerine ölü imparator diye manşet atan o dostlarınıza söyleyiniz, iş bitirildi. Siz mi yaptınız bu işi? Her şeyi de ben yapacak değilim ya. Hafızasını kaybetmiş bir kızı hareme soktuk. Mahmut Paşa, kızın ismi Melike. Hafızası da kayıp değil. Numara yapıyor. Siz bunu nereden biliyorsunuz?
O kızı saraya sokan benim de onda. Canım ha siz ha biz ne fark eder? Sultan ölüyor. Sonuçta hepimiz vazifemizi yapmış oluyoruz. Siz üzerinize düşeni yapmadınız paşam. Melike benim vazgeçebileceğim biri değil. Gerekirse o sarayı ateşe veririm de onu orada bırakmam. Sizden ricam Melike'yi bana getirmeniz. Hasan kızımız bu aynadaki Zehra odasında bulmuş. Ne olduğunu bilmeden bize getirmiş. Kimmiş bu kız baba? Bilmiyoruz. Lakin anladığımız kadarıyla beni zehirlemek üzere saraya göndermiş. Biz de Hekim Paşa'dan kısa süreliğine zehirlenme emareleri gösteren bir karışım istedik. Herkes sultanımızın zehirlendiğini sansın diye. Peki neden? Paşalarımızdan biri ihanet içinde kızım. Onu ortaya çıkarmak için başka yolumuz kalmamıştı. Peki şimdi ne olacak? Ketum olacaksın. İyi olduğumu kimseye söylemeyeceksin. Sizin iyi olduğunuzu öğrendim ya babacığım. Ben susarım. Allah sizi başımızdan ayırmasın. Kızım. Vaziyeti biraz daha iyi sultanım. Lakin hala ölümün pençesinden sıyrılmış değil. Tamam. Çıkabilirsin. Biz saraya dönelim Abdülkadir. Ya ben abla? Senin burada kalmanı istesem fazla olur mu Mehmet? Vaziyet malum. Yok yok hakkın var. Burada kalman daha münasip olur. Lakin Alman seferine saraya gideceğimi söz vermiştim. O da sultanımızla seferin harbi artık. Sen burada kal. Dayı. Tetikte ol. Mahmut Paşa kızı öğrenirse onu durduramayız bu sefer. Kızı öldürmek için elinden geleni yapar. Sen meraklanma Abdülkadir, ben buradayım. Kız ayağa kalksın, adını versin. Bak gör bakalım o zaman Mahmut Paşa'yı kim elimizden alabiliyor. Düne kadar bir garip kalfaydın. Bıçaklandın, çöp gibi ortalığa atıldın. Ama şimdi gözlerini açasın diye başında hanım sultan, şehzade ve bir paşa dua ediyor. Sultanın ölümünü bekleyemeyiz. Daha şimdiden herkes tahta kimin çıkacağının hesabını yapmaya başlamıştır bile. Abdülhamit'in olmadığı bir Osmanlı'yı ben bile parmağımda oynatabilirim. Başkalarının önemi yok Mahmut Paşa'm. O gittikten sonra sadece biz olacağız. Fikri bile heyecan verici. Abdülhamit'siz bir payitaht. Lakin peder beyim haklı. Hamle zamanıdır. Ne yapacağız? Siz Herzl'a haber göndereceksiniz. Herzl elindeki sermaye ile derhal İstanbul'a gelecek. Demir yolları için toplanan yardım paralarının himayesi hala benim elimde. Ben borsada Herzl'a paraları kaybedince bu sadece iktisadi bir başarısızlık olarak görülecek. Ben Osmanlı diyorum. Siz para. Sara Hanım. Bir padişah gidiyor. Yerine yenisi geliyor. Bu yeni bir nizam demektir. Yeni bir nizam daha çok insanla sağlanır. Daha çok insanda boş lafla değil,
parayla bağlanır. Haber gönderirim, Herzl gelir. Para kazanılır. Ama şu Melike'yi bir an evvel saraydan çıkarmalısın. Şu sıralar saraydan kuş bile çıkarmak 40 takla atmayı gerektiriyor. Kaldı ki takdir edersiniz. Sultanı zehirlemiş bir insandan bahsediyoruz. Mahmut Paşa'm, Melike o saraydan çıkmak zorunda. Pekala, sizi kırmamak için bir şeyler yapmaya çalışırım. Melike saraya girmeden önce bizim tarafımızdan kurtarılacağının teminatı olarak bir isim istedi. Yani içerideki ortağımızın ismini. Ben de senin adını verdim. Yani Melike'yi kurtarmaya mecbursun paşam. Yoksa konuşur. Bizim için sultanı zehirlemeyi göze alan birine arkamızı dönecek değiliz. Elbette elimizden bir şey gelecektir. Görüşmek arzusuyla. Sanırım sen oturacaksın Sara. Görüşemiyoruz. Vakit ayır bana kardeşim. En kısa zamanda. Sarayı bekletme. Sana sürprizleri var. Kim bu çocuk? Muhalif bir gazeteci. Ne kadar muhalif? Sonuna kadar muhalif. Siz iktidar olsanız size de muhalif. Beni hiç tanımamışsın Sabahat. Ben iktidar olsam Abdülhamit kadar sabırlı olmazdım. Tahsin Paşa. Buyurun hünkâr. Herkes Ahsen kızımızı öğrendi mi? Hünkârım, emir buyurduğunuz gibi. Bütün paşalar sizi kızın zehirlediğini zannediyor. Şimdi o hainin kızı kurtarmak için harekete geçmesini bekleyeceğiz. Hünkârım, Rıza Paşa kızı duyunca sorgulamak için izin istedi. Paşalarımızdan biri şahsi hareket edip kıza zarar verir diye endişeliyim. Salondaki herkesi gönderin. Kızımızı içeri alın. Yanımızda olsun. Nasıl emredersiniz hünkâr? Tahsin Paşa. Buyurun hünkâr. Az evvel biri türkü söylüyordu. Kimmiş o? Askerlerimizden biri. Hislenmiş. Lakin ikaz edildi hünkâr. Latif sese, ince hisse, ikaza lüzum yok paşa. Bir ara huzura çağıralım o genci. Emredersiniz hünkâr. Vaziyet nedir? Aynı. Hazirun, burayı boşaltmanızı rica edeceğiz. Bu curcuna hünkârımızı rahatsız edebilir. Hem herkes kendi işiyle ilgilensin. Dua buyurun. Haydi. Paşam, Paris'ten Fatma Pesent hanımefendi göndermiş. Müjdeli haber. Hem Fatma Pesent Hanım'ın hem de evladının vaziyetinin iyi olduğunu yazıyor. Tahsin Paşa, müsaade buyurun da hünkârımıza telgrafı okuyayım. Belki duyar mesut olur. Siz hastalığın ciddiyetini anlamıyorsunuz sanırım Seniha Sultan. Hünkârımız sizi duyamaz. Thank you.
Sultanıma sıhhatli ve hayırlı bir evlat vermek en büyük emelim. Hele bir de erkek olursa. Belki onu da talih yaver gider Abdülkadir Efendi gibi. Senin gibi güzel bir kızla evlendiririz. Sultanım, utandırıyorsunuz beni. Ne yani, özlemedin mi onu? Adını duyunca yanakların al al oldu. Nasıl? Güzel mi? Şahane. Abdülkadir Efendi buna bayılır. Ne o sultan? Sadece sen mi sevdiğine hediye almaya akıl edersin? Biz sevmez miyiz? Sevdiğimizi göstermez miyiz? Hünkârıma. Şuna baksana. Keşke sultanımla buraları gezebilsek. Seni nereye gönderirsem göndereyim, günün sonunda gene mahzende buluyorum Hiram Efendi. Mahmut Paşa'm sadrazam olmuş, haberin yok. Kalk, kalk, kalk. Ne oluyor paşa? Abdülhamit ölüyor. Azrail bizim için fazla mesai yapıyor, sen burada yatıyorsun. Ne oldu? Sonunda kendine kurşun sıkmaktan sıkıldın. Sultana mı sıktın? Zevzekliği bırak. Hem bu sefer kurşun değil zehir. Ne yaptın? Sultanı mı zehirledin? Ben değil. Kim peki? Melike namlı bir kız. Kalk hadi kalk. Kalk. Yaklaş bakayım, yaklaş. Yaklaş. Her ne kadar iktidarı henüz elime alamamış olsam da seni bir devlet nişanıyla taltif etmek isterim. Gel. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de ilk vazifeni veriyorum devletin hususi hafiyesi Hiram Efendi. Bana düz konuş paşa. Ne yapacağım onu söyle. Gel. Doğruca Lebon Cafe'ye gideceksin. Orada camın altında Sara Hanım'ın karşısında bir genç oturuyor. İsmi Samir. Gazeteci, muharir. Onu takip edeceksin. Bu genç adam Sara Hanım'dan ayrıldıktan sonra onu bir köşeye çekeceksin. Ona Abdülhamit'in özel hafiyesi olduğunu söyle. Unutma, Abdülhamit'in özel hafiyesi. Tehdit edeceksin. Eğer Abdülhamit'e muhalif yazılar yazmaya devam ederse alnının ortasına kurşunu yiyeceğini söyleyeceksin. Sen de beni iyice tetikçi yaptın paşa. Ben sebepsiz yere adam öldürmem. Ne düşündüğünü söyle de tetiği kolay çekeyim. Bizim Sebahattin'in dediğine göre bu gazeteci. Biz iktidar olsak bize bile muhalif olurmuş. Ne güzel işte. Hakiki anarşist. Doğru. Hakiki bir anarşist. İşte zaten bu yüzden senin tehditlerinden korkmayacak. Daha bir hırsla yazılar yazacak, Abdülhamid'e daha çok hücum edecektir.
İyi de sen şunu unutuyorsun paşa. Ben tehdit edersem öldürürüm. İyi işte. Benim de senden istediğim bu. Bu gazeteci. Yazılarını bitirdiğinde adamı öldüreceksin. Gazetecinin ölümünden sonra muhalif halk sokaklara çıkacak. Sokaklarda kargaşa olacak. Abdülhamit ölecek, yerine Murat padişah olacak. Ne anladık biz bu işten? Sultanın biri gitti, biri geldi. İşte ben tam bu anda olaya dahil olacağım. Kargaşa içindeki halkı evlerine yollayacağım. Murat bu gayretimi takdirle karşılayacak. Beni sadrazam yapacak. O zaman ben önce bu şehrin, sonra da bütün imparatorluğun idaresini elime geçireceğim. Hadi gel. Gel iş başına. İyi misiniz kızım? Oluruz hünkârım. Huzursuz olmanıza lüzum yok. Buyurun. Hünkârım, zihnim, kalbim, mazim, her şey karanlık. Kimim ben? Neden o aynada bir zehir buldum? Ben nasıl biriydim ki sizi zehirlemeyi kabul ettim de bu saraya geldim? Kendini boşuna üzüyorsun. Eğer fıtratında kötülük yapmak olsaydı, hafızanı kaybettiğinde de kötülük yapardın. Naime doğru söylüyor kızım. Ama hünkârım, mazem istikbalimi hapsediyor. Daha düne kadar kim olduğumu merak ederken artık bilmek istemiyorum. Ya ben kim olduğumu öğrendiğimde sizi öldürmek istersen? Ben kendimden korkuyorum. Mazinde nasıl biri oldun mühim değil kızım. Mühim olan şimdi kim oldun. Eğer sen bana o zehrin varlığından bahsetmeseydin, içimizdeki hainleri yakalayamayacaktık. Lakin şimdi bir ihtimal var. Lütfen yalvarırım, daha açık ol. Melike'nin izini buldum diyorsun. Nerede, nasıl merak ediyorum. Bana güven ve bekle. Yapma Sara. Melike için ne kadar endişeli olduğumu görmüyor musun? Bana güvenmiyorsan lütfen masamı hemen terk et. Devlet zalim. Hayat yabancı. Sen ise hürriyetim olan kardeşimi saklıyorsun benden. Hadi ama Samir. Sen hürriyet mücadelesi vereceğim diye kız kardeşini manastırda bırakıp buraya geldin. Şimdi onu merak ediyor gibi yapma. Lütfen. O kanlı sultanın emriyle babam öldürülmeseydi ben buraya gelmezdim. Melike de yalnız kalmazdı. Köyümüzde mesut yaşardık. Evet, mesut yaşardın. Fakat asla bir yazar olamazdın. Felaketlerin bizi uğurladığı bir yolda yürürken hep babamın ölümünü düşünüyorum sana. Yazarken tek gayem sultandan babamın intikamını almak. İşte yanlışa düştüğün yer. Bir cinayetin intikamını ancak bir cinayetle alabilirsin. Yazarak değil. Eğer ben de öldürürsem sultandan ne farkım kalır? Hadi oğlum. Hadi uyusun. Milletin atı gidiyor. Oynama oğlum şu yaranla. Ne rahatlık lan? Kardeş daha bu ne kadar duracak? Ne bileyim Yusuf. Yük mü ağır geldi acaba? Hafifken gidiyor sanki. Vallahi adamlar mal bekliyor. Ne yapacağız?
İş başa düştü. Allah Allah. Şikayet etme Yusuf. Şükret. Güçsüz bu. Kendisini de taş tutabilirdi. Yükü bize taşıttın. Gelirsin tabii şimdi. Ben depo yaşayayım. Hayırdır oğlum? Ya şu saraydaki kız var ya, onun üzerinden düşen bir fotoğraf vardı da ben almıştım. Neyse, fotoğrafta kızın yanında genç bir adam daha vardı. Onu gördüm. Kızcağız hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yetişeydim şu adama, yardımımız dokunurdu kızcağıza. Belli ki bir tanıdığı. Ya kardeş, ya bu adam kızın kocası çıkarsa? O zaman da bulmak ister misin? Hı? Beyler. Geldik, geldik. Hayırlı akşamlar Samir Efendi. Tanışıyor muyuz? Sen bizi tanımazsın ama biz seni iyi tanırız. Gazeteci olduğunu, sultanımız hakkında ileri geri yazılar yazdığını iyi biliriz. Bu yüzden mi takıldın peşime? Beni korkutacağını mı sanıyor sultanınız? Benim kalemim çeliktendir. Kırılmaz. Kalem kırılmaz ama bu parmaklar kırılır Samir Efendi. Bir daha o çelikten kaleminle sultanımızın adını bile yazmayacaksın. Anladın mı beni? Aferin. Doğru mu duyduklarımız? Maalesef. Anne! Dur gel. Nasıl olur paşam? Ne olmuş? Sultanımızın merhamet gösterip saraya aldığı aslen midir nedir? O yapmış. Sultanımızı o zehirlemiş Abdülkadir. Odasında zehir bulduk. Hayır. Hayır. O kız bunu yapmış olamaz. Kız bir güvercin yaşasın diye bütün gün dua etti. Ya demek bütün o merhamet nümayişleri hepimizi kandırmak içinmiş. Sen gel bir güvercinin hayatını kurtar. Sonra nişanlı olan şehzademizin aklını çel. Hala. Seni ya Sultan. Şu anda sizinle uğraşamayız. Lütfen çekiliniz. Giremezsiniz. Ne demek? Hünkârımızın son emri içeri kimseyi almayın oldu. Seni Ha Sultan doğru söylüyor. Hem bu sizin için mühim bir hadise olmasa gerek. Aradan kaç saat geçti. Bakıyorum da böyle bir felaketten yeni haberiniz oldu. Yeter! Yeter. İçeride babam can çekişiyor, yeter! Yettiniz.